Herkese merhaba. Merhabalar. Biz şimdi Kaş'tayız. Kaş'a niye geldik acaba Burçak? Kaşındık. Aslında biz dağlarda, bayırlarda oldukça rahattık. Evet. Sonra oradan aşağıya inip güneyden devam edip evimize dönelim dedik. Ama Kaş'ta hiç rahat edemedik gerçekten. Evet. Çünkü o aidiyet kurduğumuz Afyon, Salda, Denizli'deki durduğumuz yayla çok bize ait gibiydi. Evet. İzoleydik. Ama buraya gelince turistler, kalabalık, şık şıkırdım gece hayatı hiç şey değildi yani. Oradan buraya böyle şey bir geçiş vardı. Sert bir geçiş bodozlama oldu. O yüzden de burada çok kalmayı düşünmüyoruz açıkçası. Buraya bir durak, bir dinlenme yeri olarak görüp hemen yolumuza devam edeceğiz. Ama bu şunu da tedirginiz değil mi? Gittiğimiz bu güzergahta aynı Afyon'daki ve diğer yerlerdeki dinginliği bulabilecek miyiz? Yoksa bu kıyı şeridi olduğu için hep mi böyle alengirli yerler olacak? Onu bilmiyoruz. O yüzden biraz böyle sessiz, sakin bir yer var mı acaba Kaş'ta diye düşündük. Hele ki bu dönemde herkesin arayışıdır bence. Özellikle pandeminin tekrar arttığı bir dönemde. Biz mesela bir merkeze gidelim, bir alışveriş yapalım, market alışverişi. Çok acayip bir kalabalık ve ne sosyal mesafe ne maske kullanımı hiçbir şeye özen göstermiyorlar. Biz de o yüzden hemen kendimize şöyle ıssız bir koy bulduk. Aslında şöyle, gece geldik biz Kaş'a. İki gün önce gece geldik ve kalacak yer arıyorduk. İşte bir de çok yorulmuştuk artık. İlk bulduğumuz böyle cebe çektik aracı. Sabah bir uyandık, bir baktık ki meğer orası Kaş'ın seyir tepesiymiş. Sağ tarafımızda Kaş Antik Tiyatrosu. Bir muhteşem bir yerde. Ben sizin için o gün gün batımını da çektim. Biz Anadolu'da biraz üşüdük, o yüzden ısınalım diye Akdeniz'e geldik. Şimdi Kaş'tayız ve şimdi ben Kaş Antik Tiyatrosu'nun tepesindeyim. Burada gün batımı harikaymış, öyle duyduk. Aslında şöyle anlatayım ben size. Biz dün gece geldik ve işte kalacak yer ararken şurada hemen aracı görüyorsunuz. Seyyarhanemizi oraya park ettik. Meğer en güzel yere park etmişiz çünkü orası seyir tepesiymiş. Biz dün gece orada kaldık. Hemen yan tarafımızda Kaş Antik Tiyatrosu varmış. Şimdi görüyorsunuz Antik Tiyatroyu. Birazdan burası kalabalık olacak. Neden? Gösteri yok. Bize doğa, yani gökyüzü harika bir gösteri sunacak. Gün batımı buradan çok güzel görünüyormuş. Herkes gün batımını izlemeye geliyor. Size şöyle Kaş'ı göstereyim. Şurası şehir merkezi, 500-600 metre ileride ve ileriye doğru devam ediyor. Şu karşısı Büyük Çakıl Plajı. Buradan böyle devam ediyor. Hemen İnce Boğaz var orada. İnce Boğaz da az ileride. Buradan gün batımını izlemeye devam edeceğiz. Ben de burada GoPro ile sizin için timelapse bir görüntü alıyorum. Bakalım dedikleri kadar güzel mi gün batımı? Böyle insanların gelip geçtiği bir cadde olunca biz orada hiç rahat edemedik. Evet. Ararken de böyle güzel bir yer bulduk. Aslında Kaş çok güzel. Gerçekten gezilesi, görülesi yerleri var ama acayip nem var. Bir de iki gündür çok fazlaymış. Öyle söylüyorlar. Yani biz o yüzden dediği gibi Burçak'ın bir durak olarak görüp hemen yolumuza devam etmek istedik. Yani belki sonbahara yaklaştığımız zamanlarda bu kıyı şeridini bir kez daha dolaşırız. Biraz da keyif turistler için. Azalırsa biraz. Aynen, bence. Evet. Ki azalır da diye. Kesinlikle azalır, evet. Bu videomuzda da hazır bu dinginlik içerisindeyken
biraz sizlerle sohbet edelim, kendimizi tanıtalım istedik. Çünkü yaklaşık 20 videoluk bir serimiz var karavan yapımı üzerine. Sonrasında da seyahatlerimizle devam ettik. Ama hiç kendimizden bahsetmedik. Evet. Siz de haliyle kim olduğumuzu, karavanı nasıl yaptığımızı, daha önce böyle bir deneyimin içinden çıkıp çıkmadığımızı merak ediyorsunuz. Biz de buna bir konuya bir açıklık getirmek istedik artık. O zaman ben kısaca hem kendimden hem Burçak'tan bahsedeyim, bu bahsi kapatayım. Evet. Ya çok gerçekten böyle insanın kendini anlatmak istemeyeceği, yani keşke zaman olsa da hani süreç içerisinde yavaş yavaş bizi tanısanız. Zaten bunu başından beri yapmamamızın sebebi de bunu hiç sevmiyoruz. Çünkü bu benim kişisel düşüncem, belirtmeden geçemeyeceğim. İnsanlar kendini o kadar çok umursuyor ki ben kimim, ben şuyum falan. Bu bana çok da hoş gelmeyen bir şey. Ama madem böyle bir işin içindeyiz, en azından bizi tanımak isteyenlerle, gönülden, kendi iradesiyle takip eden insanlar olarak sizlere kendimizi tanıtıyoruz sadece. Bunun bizi rahatsız ettiği kadar belki başkalarını da rahatsız edebilir. Ama isteyen izlesin diyorum ve sözü İbrahim'e bırakıyorum. O zaman ben hem kendimden hem Burçak'tan bahsedeyim. Ben 39 yaşındayım. Diyarbakır doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Diyarbakır'da tamamladıktan sonra İstanbul'a geldim. Ailemle birlikte. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi'nde lisansımı okudum. Tiyatro ve dramatik yazarlık bölümü. Yüksek lisansımı da Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Sinema Anabilim Dalı. Yani işin biraz kuramsal boyutu. Sinema yönetmenliği ve senaryo yazarlığı üzerine. Ve jüri mülakatında bütün hocaları kendine hayran bırakmıştı. Ya çünkü tiyatro ve sinema gerçekten aşık olduğum, sevdiğim sanat alanları. O yüzden ve mesleğimi de seviyorum. Çok ülkemizde gerçekleştiremesek de. İstanbul'da 12-13 yıldır kültür merkezlerinde, değişik birçok kültür merkezinde tiyatro eğitmenliği, yönetmenliği yaptım. Aynı zamanda profesyonel olarak oyun yazarıyım. Yani yazdığım oyunlar devlet tiyatrosunda falan sahneleniyor. Özel tiyatrolarda keza Burçak'la birlikte kurucusu olduğumuz tiyatroda da oynuyoruz. Beraber yazdığımız oyunları. Ben buyum. Hani çok da yani anlatacak başka bir şeyim yok. Şey gibi oldu. Afyon'daki İsmail gibi. Böyle biriyim. Böyle biriyim yani. Mükemmel bir çocuk. Kesinlikle ya, çok da tatlı. Çocuk da değil. Büyümüş de küçük. Bayağı büyük. Evet, harika. Ya çocuk Webasto'yu biliyordu, biliyor musun? Evet. Geldi aracın içine, Webasto bu 2000'lik bilmem ne falan dedi. Ben hayatımın şokunu yaşadım. Şimdi de sıra Burçak'ta. Güzel bahsedeceğim. Tamam, güzel bahsedeceğim. Burçak 31 yaşında, Giresunlu. Aslında Giresun kütüğüne kayıtlı ama İstanbul Bakırköy doğumlu. Yine ilk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi ilk lisansı felsefe, pedagojik formasyonunu da yapmıştır kendisi. Sonra felsefede doygunluğunu sağladıktan sonra ben felsefeci olmayacağım, ben oyuncu olacağım, tiyatrocu olacağım deyip ikinci lisansını... Köyden şehre kaçtı falan. Evet, ikinci lisansını da tekrar İstanbul Üniversitesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık bölümünde tamamlayıp o sürede Devlet Konservatuvarı'nda pantomim eğitimi almış kendisi. Ve sonra bölümü birincilikle tamamlayıp çift anadal programına hak kazanmış birisi. İtalyan Dili ve Edebiyatı 3. lisansı. Ama galiba onu artık bıraktı. Yeter bu kadar öğrencilik, ne yapacağım diye. Af çıkarsa devam edebilirim. Evet, yani öğrenciliği devam ediyordum. Onun dışında Burçak da oyun yazarıdır kendisi. Ama Burçak oynamayı daha çok sever. Ben yazmayı ve yönetmeyi daha çok severim. O işin, yani mutfağın ön tarafında, sahnenin ön tarafında, ben arka tarafında çalışmayı severim. İkimiz 12 yıldır kurucusu, yazarı, yönetmeni olduğumuz bir tiyatromuz var. Bir ekibimiz var. Onlarla birlikte çalışıyoruz İstanbul'da. Aslında Türkiye'nin her yerine gidiyoruz ama genel olarak %80 İstanbul'dayız. Karavanı neden yaptığımızdan biraz bahsedelim hemen. İbrahim yorulmuştur, bunu da ben anlatayım. Şimdi her tiyatrocunun zaman zaman bastıran bir duygusu vardır. Bir tırım olsun da şehir şehir dolaşayım ve tiyatro yapayım ister. Evet. Bizim de böyle bir hayalimiz vardı. Ve tır tiyatrosu yapmak istiyorduk. Ama buna bir bütçemiz olamaz. Evet. İmkansız gibi bir şey. Tırı bulacaksın, ekip sahne bulacaksın. Sahne kuracaksın, evet.
oyuncuları ayarlayacaksın ve onları tatmin edecek bir ücretle orada tutacaksın. Şehir şehir dolaşacaksın. Çok külfetli bir iş. Kesinlikle. Yani baktığında. Bayağı zor. Bizim altından kalkabileceğimiz asla değil. Biz de şöyle düşündük. Bir gün İstanbul'da ama ücra bir köşesinde, İstanbul deyince her yer güllük gülistanlık, işte şehrin göbeği, cıvıl cıvıl bir yaşantısı olan bir yer gibi geliyor uzakta yaşayanlara, ama hiç tiyatronun gitmediği bir yerde bir oyun oynadık. Evet. Çocukların gözlerindeki o ışıltıyı görmeniz lazımdı. Yani ilk defa tiyatro izliyorlardı. Böyle bir şey olamaz. 2018 miydi neydi? Evet. 2018 yılında. Artık milenyum bile değil, evet, yani. Milletin ya neler neler yaptığı bir yılda bir tane çocuk ilk defa tiyatro ile karşılaşıyor. Yani hayretler uyandırıcı bir şey, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu İstanbul'da böyleyse, evet, Doğu'da, Güneydoğu'da, Doğu Karadeniz'de, evet, İç Anadolu'da, nerelerde kimler tiyatro ile hiç tanışmamıştır diye düşündük. Evet. Ve bir tiyatro götürmek istedik o insanlara. Ama bunu da tırla yapamayacağımız için karavanla yapabiliriz diye düşündük. Evet. Karavan yapalım o zaman dedik. Araştırmaya başladık. Hiç hakim olmadığımız, bilmediğimiz bir alandı. Araştıra 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 bugünlere geldik. Yani birkaç kere dekor yapmışlığımız dışında, dekor yani dediğimde yani böyle devlet tiyatrosundaki gibi devasa şeyler beklemeyin. Ufak yani tefek şeyler diyelim. Aksesuar. İki tahtayı ortadan ikiye kesip üzerine iki resim karalamaktan bahsediyorum. Biz bu arada konuşurken kameranın pili bitmiş. Tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında kısaca özetleyecek olursak, biz karavanımızla gezerken gezdiğimiz yerlerde işte köy olur, kasaba olur, tiyatronun hiç gitmediği köylere gidip işte geleneksel Türk tiyatromuzu, modern tiyatroyu daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuklara, yetişkinlere oynamak, belki onlarla birlikte ufak tiyatral gösteriler düzenlemek. Böyle bir hayalimiz var. İnşallah pandemi süreci bitince gerçekleştiririz, ama bu bile çok zor. Yani her şeyin altında temel olarak maddiyat var. Evet, yani biz derneklerle de görüştük. Çünkü bu böyle bir destek olmadan yapılabilecek mümkün bir şey değil. Yani. Hadi maddi tarafını bıraktım. Yok o bilmem nereden izin al, yok okulun bilmem nesinden izin al, şundan da izin al, bundan da izin, evet, al derken, yani bir şey yapmaktan insan zaten vazgeçiyor. Derneklerle görüştük, vakıflarla görüştük, ama işte siz yaparsınız ya'ya döndü. Baktık ki onlar bizden daha fakir. Hiç böyle bir şeylere niyetleri yok. Biz de şöyle dedik. Zaten Akdeniz'e de giderken işte başka gezeceğin, kendi gönlünce gezeceğin yere de yakıtını koyup gitmiyor musun? Evet. Gidiyorsun. O zaman koyarsın yakıtını zaten. Gidersin doğuya ya da işte nereyi planladıysan, oradaki çocuklara 3 tanesine, 5 tanesine, evet, kısacık da olsa yine oynarsın. Biz bu arada ikimiz zaten düşünüyoruz. Yani böyle bir ekip tiyatrosu gibi değil. Çünkü hani karavana atla git gibi. Ya da tiyatro deyince işte illa dekordur, büyük bir sahnedir olmasına da gerek yok. Yakıtımızı koyup gideriz ve orada oyunumuzu oynarız. 3 çocuğa oynarız, 5 çocuğa oynarız, ama oynarız. En azından hedefimize ulaştık deriz diye düşündük. Evet. Bir hayalimizi gerçekleştirdik deriz. Çünkü bu bizi çok heyecanlandırıyor. Heyecanlandıran şey ise hem kendi işimizi yapıyor ondan. Evet. Hem o çocuğun İlk defa tiyatroyla tanışıp da gözlerindeki pırıltıyı görmek paha biçilemez. Yani kesinlikle, ben bunu İstanbul'da gördüm. Diğer taraflarını tahmin bile edemiyorum. Şu karavan turu videosunda belki hatırlayanlar olur izlediyseniz. Şey yapmıştık, panjur yapmıştık yan cama. Bunun da bir anlamı var. Oraya böyle bir güzel gişe yazısı yazıp, sembolik olarak tamamen formalite icabı, küçük bir bilet hazırlayıp üzerinde güzel bir notun olduğu, onun için unutulmaz bir anı olabilecek belki bir şey. Oradan ben mutfak camından bilet keseceğim. Bu arada böyle ticari hayaller değil yani, tamamen gönüllü, ücretsiz yani, öyle bir projemiz, bilet derken proje sembolik derken anlamda. Hani kendi kendimize kurduğumuz bir hayal. Çocuğa böyle yani tiyatronun
şeyini yaşatmak, o havasını yaşatmak. Bak biletle giriyorsun, bak böyle bir oyun izliyorsun, bak oyun oynarken yemek yememen gerekiyor, sessizce diğerlerini rahatsız etmeden dinlemen gerekiyor gibi. Bu tarz şeyleri gösterebilmek istiyoruz. Tiyatro kültürünü aslında ona aşılamak istiyoruz. Evet. Çünkü bizim tiyatral anlayışımıza göre zaten tiyatro böyle sadece sahnede yapılabilen bir şey değil. Münir Özkul'a buradan selam gönderiyorum. Okul dört yanı duvar olan bir yer değildir. Okul her yerdir. Tiyatro da böyle bir şey. Sen Münir Özkul'a gönderdin. Ben de William Shakespeare'e selam gönderiyorum. Shakespeare diyor ki dünya bir sahnedir. Biz de sahnedeki oyuncularız. Yani biz istedik mi bizim için her yer sahne olabilir. Ben terasımı yaptım. Orası benim için yukarı bir sahne. Armağan da diyor ya ben senin gibi ortalıkta yapamam şu tak takı. Biz yaparız. Biz her yerde yaparız. Yani ki oynamışlığımız da var. Sokakta oynadık, büyük sahnelerde oynadık. Oynayabilecek her yerde tiyatroyu oynayabiliriz. O yüzden bizim hedefimiz de... Zaten mesela, pardon sözünü kestim de. Ben mesela yazarlık dersinde oyun yazarken hep köy gerçekçi takılıyordum. Mesela hep toplumsal. İbrahim... Sen ne tarz yazarsın mesela? Ben de toplumsal gerçekçiyim yani. Genelde mesela hani sanat toplum içindir, toplumsal gerçekçilik bilmem ne falan diye de böyle kendi kendime takılırdım. O yüzden yani bunu yapmak bize gerçekten heyecan veriyor. Aslında bizim bir derdimiz var. Biz derdimizi insanlarla paylaşmak istiyoruz. Derdimiz tiyatronun derdi. Tiyatro tabii yani derdi bu boş boş şeyler değil de tiyatronun bir derdi vardır. Mesela, insana insana insanca anlatma. Bizim de hedefimiz... Zıpam yapmış. Gerçekten öyle yani. O derdimizi insanlara işte paylaşmak temel mesele nedir? Bir çocuk tiyatrosunda bile bir çevre sorunu olur. O bile bir derttir yani. Mesela yani buradan ne kadar insana ulaşabilirim ki bir YouTube kanalından bilmiyorum yani. Ama şundan o kadar muzdaribiz ki biz tiyatro yapanlar olarak. İnsanlar, seyirci... oyuna gideceği zaman kriter olarak belirlediği şey bu oyun ne anlatıyor değil. Evet. Bu oyunda hangi ünlü oyuncu oynuyor? Evet. Ben acaba hangisiyle gideceğim de fotoğraf çektireceğim? Evet. Bu bence düşünülmemeli, arka planda kalmalı. Yani bu nasıl kazanılacak bu ülkede ben bilmiyorum ya. O biraz zor. Bakacağız ama. Olacak. O günleri de göreceğiz. İşte biz kısaca böyle biriyiz, böyle düşünüyoruz. Karavanı da bu amaçla yaptık. En azından sizinle bunu paylaştık ki böyle ulan biz bunları izliyoruz da kim bunlar ayak, ya? Ne ayak ya falan olmasın. Hani aramızdaki bağ daha da kuvvetlensin istiyoruz. Çünkü gerçekten birçoğunuzla da iletişim halindeyiz ve bu bizi de çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle. Ne kadar devam ederiz bu konuda kimseye söz veremeyiz. Yani bu bir alışma evresi bizim için. Umarım hızlıca atlatırız. Yoldayken bu işi aynı zamanda bir yani süreklilik haline getirmek çok çok zor. Siz de şimdiden kusura bakmayın yani. O zaman yeni rotalarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz şimdi Kaş'tan ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce sabah Kaputaş plajına uğradık. Sabah erkenden geldik. Deniz çok güzeldi. Harika bir denizi var ama öğlene doğru kalabalık olmaya başladı. Şezlong ve şemsiyeler ücretli. Ama tercih etmezseniz onlarsız da burada evet. Kullanım yapabilirsiniz. Gidip karavana öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra oradan da devam ediyoruz sahil evet. Boyu. Hadi gidelim. Kaç tane merdiven çıktık ya basamak? 187 basamak. Saydın mı? Hayır, internet yok. Gerçekten mi? Delinin biri saymış tek tek. 187 mi? Yes. Çıkarken mi inerken mi saydılar acaba? Yalnız buranın yolu çok güzel. Ben yine uçurumlardan gidiyorum ama yol gayet güzel. Dağların arasından kırla kırla gidiyoruz. Biz geldiğimizde daha geceydi fark etmedim. Ama sabah keyfini yaşayacağım bu sefer. Ha hangi keyif? Bakın buradan görünüyor mu? Ha şuradan görünüyormuş. Orayı yolu gösteriyor. Size göstereyim hemen şöyle. Şu
köprüden geçeceğiz birazdan. Dağların arasından yapılmış. Şurası da. Şurası.